Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle özellikle bebek örgülerinde ve çeyizlik yeleklerde rahatlıkla kullanabileceğiniz yapılışı oldukça kolay bir ajurlu örgü modeli paylaşmak istiyorum. Şöyle modelimize yakından bakalım. Bakın gerçekten çok şık, çok kibar duran bir örgü modeli. Yapımı da dediğim gibi gerçekten çok kolay. Böyle bakıldığında sanki zormuş gibi duruyor. Fakat yaparken göreceksiniz sizler de. Yapılışı oldukça kolay bir model. Şimdi modelimizin ilmek sayılarını ayarlarken de 12 ilmek ve 12 ilmeğin katları olarak ilmeklerimizi atıyoruz. Bakın burada 3 tane örnek var. Her biri 12'şer ilmek. 12, 12, 12 olarak ilmeklerimizi atıyoruz. En sona geldiğimizde bir tane ilmek ilave ediyoruz. Birer tane de her iki başa bırakmak için kenar ilmeği ilave edersek ilmeklerimiz modelimize tam olarak denk gelecektir. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeyelim. Modelimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Ben daha önceden ilmeklerimi atıp birkaç sırada lastik olarak ördüm. Bu lastiğin yapılışı da eğer merak ederseniz kanalımda var. Şimdi ben iki örnek üzerinden modeli size açıklamak istiyorum. İki örnek için bana 12, 12, 24 tane ilmek gerekiyor. Ne demiştik? Artı bir tane ilmek ilave ediyoruz. 25. Her iki tarafa da birer tane kenar ilmeği bıraktım. Toplam şişimde 27 tane ilmeğim var. İki örnek için 27 ilmek. Örgümüzün ön yüzündeyken modelimizi kurmaya başlıyoruz. Lastiğimi en son arka sırada örerek geldim. Örgümün ön yüzünde modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi öncelikle örmeden aldım ve sıraya başladım. Sıradaki 4 ilmeği ters olarak örüyorum. 1 2 3 ve 4. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 4 tane ters ilmek ördüm. 5 ilmek düz örelim. 1 2 3 4 5. Kenar ilmeği 4 tane ters ilmek, 5 tane düz ilmek. Şimdi tekrar ters ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 5 düz ilmekten sonra 7 tane ilmeği ters olarak ördüm. Yine 5 tane düz ilmek. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane düz ilmeğimi de ördüm. 4 tane ters ilmek. 1 2 3 4. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamladım. Sizler modele devam ederken bu şekilde devam ediyorsunuz. 5 düz, 7 ters. 5 düz, 7 ters. 5 düz, 7 ters olarak modeli devam ettirebilirsiniz. Şimdi çevirdim. Örgümüzün arka tarafına geçtik. Yine kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başlıyorum. Ve sıradaki bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Örgümüzün arkası sürekli ters olarak örülüyor. Model sadece örgünün ön yüzünde kuruluyor. Modelimin arka tarafını, ilmeklerimin tamamını ters örerek tamamladım. Çevirdim. Örgümüzün ön yüzüne geçtik. Yeni sıraya başlarken yine kenar ilmeğimi örmeden alıp sıraya başlıyorum. Burada bir önceki sırada 4 tane ters ilmek örmüştük. Şunları alırsam daha netleyebilir. Hemen boşaltalım. Kenar ilmeğinden sonra 4 tane ters ilmek örmüştük. Şimdi bu ters ilmeklerin ilk ikisini birlikte şişime aldım ve ters olarak ördüm. Kenar ilmeği, iki ilmeği birlikte ters. Burada iki tane ters ilmeğim kaldı. Bunları da ters olarak örüyorum. Tek, bir, iki. Beş tane düz ilmek örmüştük. İlk ikisini düz olarak örelim. Bir, iki. Kenar ilmeğini aldım. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Yanına iki tane ters ilmek ördüm ve iki tane düz ilmek ördüm. Şimdi buraya şişime bir ilmek doladım ve bir ajur oluşturuyorum.
Bir ilmek düz ördüm ve hemen diğer tarafına da tekrar bir ilmek doladım. Şişimde iki tane düz ilmeğim kaldı. Bunları da yine düz olarak ördüm. Modelimizin ajurlu kısmını burada yapmış olduk. Şimdi burayı 7 tane ters ilmek örmüştük. Şimdi baştan 2 tanesini ters olarak örelim. 3 tane ters ilmeği de üçünü birlikte şişime aldım ve üçünü birlikte ters olarak ördüm. 2 tane ters ilmek kaldı. Onları da ters olarak ördüm. Burada ilmeklerimizi eksiltmiş olduk. Burada düzlerin arasında ilmek arttırırken terslerin arasında da ilmeklerimizi eksilttik. Tekrar düz ilmeklere geldiğimde 2 ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek düz örüp tekrar bir ilmek doluyorum. 2 tane düz ilmek ördüm ve ajurlu kısmı bu şekilde tamamlamış oldum. Ters ilmeklere geldiğimde ilk ikisini ters olarak 2 tane ters ilmeğim kaldı. Bu iki ters ilmeği de ikisini birlikte yine ters olarak örüp burada bir ilmek kestim. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Çevirdim şimdi. Örgümün arka tarafında ne yapıyorduk? Bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Bu doladığımız ilmekler de dahil. İlmeklerimizin tamamını ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Örgümün arkasında bütün ilmeklerimi ters örüp tamamladım. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım. Bakın burada 3 tane ters ilmeğim kaldı. Yine ilk 2 ilmeği birlikte şişime aldım ve ters olarak ördüm. Bir tane ters ilmeğim kaldı. Onu da tek olarak yine ters ördüm. Düz ilmeklere geldiğimde 2 ilmeği düz olarak ördüm ve yanına bir ilmek doladım. Bir önceki sırada bir tane düz ilmeğimiz vardı. Şimdi arttırmalardan dolayı 3 tane düz ilmeğimiz oldu. Onları yine düz olarak ördüm ve hemen yanına bir kez ilmek doladım. Burada 2 tane düz ilmeğim var. Onları da düz olarak ördüm. Bakın ters ilmeklere geldik. 7 taneydi. Şu anda 5 tane ilmeğimiz kaldı. İlk ilmeği ters ördüm. 3 ilmeği birlikte şişime alıp üçünü birlikte ters ördüm. Bir tane ters ilmeğim kaldı. Bunu da tek olarak ters ördüm. Tekrar ajurlu yere geldiğimizde 2 ilmek düz örüyoruz. 1 ilmek dolayıp 3 ilmek düz örüyoruz. 3 ilmeği düz olarak ördüm ve hemen yanına ilmeğimi doladım. 2 ilmek düz ördüm. Bakın yine kenara eksiltme yerine geldik. 1 ilmeği ters ördüm. 2 ilmeği birlikte yine ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Modelimizin sıra sonundaki görüntüsü. Tam olarak ortaya çıkmadığı için pek belli olmuyor. Şöyle yapalım. Şimdi arka tarafa geçip yine sıradaki bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Arkada bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıp sıraya başladım. Bakın burada 4 ile başladığımız ters ilmeklerimiz 2 tane olana kadar ördük. Şimdi bu 2 ilmeği ikisini birlikte ters olarak ördüm ve ters ilmeklerimiz teke düştü. 2 tane düz ilmeğimiz var. Bunları yine düz olarak örüyoruz. 2 ilmeği düz ördükten sonra 1 ilmek doluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. İlmeği attıktan sonra 5 tane ilmek düz ördüm ve yanına tekrar bir ilmek attım. Burada aşağıdan sabit yürüyen 2 tane düz ilmeğimiz var. Onları da düz ördüm. Ters ilmeklere geldiğimizde eksiltme yaptığımız yer 3 tane ters ilmek var. Üçünü de şişime alıyorum ve kesiyorum. Burada da ilmeklerimiz teke düştü. 2 tane düz ilmek.
Bir ilmek doluyoruz. 5 ilmek düz örüyoruz. Beş tane düz ilmeği ördüm. Bir ilmek doladım. İki ilmek düz örüp iki tane ters ilmeği de birlikte kestim ve teke düşürdüm. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Ön yüzde modelimizin son sırasında bu şekilde yapmış olduk. Şimdi arka tarafta yine bütün ilmekleri ters olarak örelim. Sıranın başına gelelim. Örgümün arkasında bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Bu da ilk modelimizin son sırasıydı. Şöyle ön yüzeye bakalım. İlk modelimiz tamamlanmış oldu. Şimdi tekrar yeni modeli nasıl kuruyoruz? Hemen kısaca onu da görelim. Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Bu ilk başta modeli kurduğumuz işlemi tekrar ediyoruz. Kenar ilmeği, 4 tane ters ilmek, 2, 3, 4. 5 ilmek düz, 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi tekrar 7 tane ters ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeği ters ördüm. 5 ilmek düz. 2, 3, 4 ve 5. 4 tane ters örüyorum. 2 ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Yeni modelimizi de bu şekilde kurmuş olduk. Bundan sonrasında model sürekli kendisini tekrarlıyor. Altlarda yaptığımız işlemlerin aynısını yaparak modelimizi kurmaya, örmeye devam ediyoruz. Hemen şurada da bakalım. Bakın ilk modeli birlikte yaptık. Burada tekrar yeni modelimizi de kurduk. Bundan sonrasında sürekli kendisini tekrarlayan bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.